Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak sizlere Knight Online Steam.co chat görevlerinin videolarını çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda chat görevlerini 8 adet belirlemiştik. Bu 5. videomuz arkadaşlar. 5. olarak belirlediğimiz chat görevimiz. Bu chat görevi harpilerin arkasındaki limandan başlangıçlı arkadaşlar. Harpileri bilmeyen yoktur. İster Esnan taşınlanıp Haungaların o taraftan aşağı indiğiniz zaman köprüden gelirsiniz. İsterseniz Lineate'e geçersiniz. Belua'dan Lineate'e. Lineate'den yukarı çıkarsınız. Aposların oradan. Kısacası Harpy slotunun arka tarafındaki limana geldik arkadaşlar. Burada Kaptan Paşa isimli arkadaşla görüşeceğiz. Saatlik yapacağız. Bir iki kısa chat görüşmesinden sonra kendisiyle bizden 5 adet Hornetlerden çıkan Adonis Special Honey itemini isteyecek arkadaşlar. Şu itemden 5 tane isteyecek bizden. Bu itemden 5 taneyi Hornetlerden düşüreceğiz arkadaşlar. Hornet slotuna gitmiyorum. Çünkü bu video biraz uzun sürecek. Çok gezdirecek bizi, git gel yaptıracak. Ben elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Bizden 5 adet Hornetlerden düşen Adonis Special Honey itemini istedi bu arkadaşlar. Gittik Hornetlerden bunu topladık geldik. Veya üzerimizde hazır geldik itemi. Bu itemleri Hornetlerden çıkardıktan sonra Hayesu'ya veriyoruz arkadaşlar. 5 adet itemi Hayesu'ya verdikten sonra Hayesu bize bir item verecek arkadaşlar. Kutu verecek. Bu kutuyu Moradon'a, Luferson, pardon Moradon diyorum, düzeltiyorum arkadaşlar. Bize verdiği kutuyu Luferson'a ton çekeceğiz. Şu anda ben tekrardan Luferson'a gitmeyeceğim çünkü git gel zaman aldığı için. Luferson'a tonu attık arkadaşlar. Bunun bize verdiği kutuyu. Luferson içindeki Moradon Merchant Simer. Birinci chat görevinin başladığını EPC. Yani kapıyı karşımıza aldığımız zaman Luferson çıkışını veya Gate tarafı değil de diğer ışınlanma tarafı değil diğer taraftaki NPC. Moradon Merchant Simer'a verdik arkadaşlar bu kutuyu. Bu kutuyu verdikten sonra bize tekrar item verecek. Bu itemi getirip burada nerede? Şuna vereceğiz arkadaşlar bu sefer armada. Yani Moradon Merchant Simer'dan şunun verdiği itemi takas ettik. Hayasu'nun verdiği kutuyu takas ettik. Bize verdiği diğer itemi de getirdik limana tekrar. Harpilerin arkasına. Burada armadaya teslim edeceğiz. Bu da bizden ne isteyecekmiş arkadaşlar? Bakalım. 3 adet Rare Fruit isteyecekmiş arkadaşlar. 3 adet Rare Fruit itemi Tiyonlardan düşüreceğiz bunu. Tiyon slotuna da gitmeyeceğim şimdi. Tiyon slotu bildiğiniz gibi Luferson'dan sağa çıktığınız zaman kapıdan hemen apelerin yan tarafında Tiyonlar. Tiyonlardan 3 adet Rare Fruit itemini toplayıp getireceğiz. Bu sefer yeniden Mariner's Hayesu şu NPC'ye teslim edeceğiz arkadaşlar. Onun bize verdiği kutuyu bu sefer şuradan nereye koyayım şuradan Sweet botunu basalım. Bize kutu verecekmiş arkadaşlar. Bu sefer gideceğiz. Ton çekelim. Gösterelim onu. Belluaya gidiyoruz. Belluada Secret Agent Clearance var arkadaşlar. Bildiğiniz bir NPC'dir ama yerini gösterelim yine de biz. Buna geliyoruz. Verdiği kutuyu buna verip bundan aldığımız itemi tekrar limana götüreceğiz arkadaşlar. Limana gidelim. Videomuzu ben burada durdurup oraya varınca tekrar devam ettireceğim arkadaşlar. Çünkü gitmesi uzun sürüyor. Orada görüşürüz. Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Videomuzu durdurmuştuk. Şimdi yeniden limana geldik arkadaşlar. Limana nereden geldik? En son Secret Agent Clarence'la görüşmüştük. Ondan aldığımız itemi limana getirdik arkadaşlar. Limanda Mirandes Armada. Şu arkadaşa ondan aldığımız itemi teslim ediyoruz. Ve bunu teslim ettikten sonra bizden 3 adet Undying Tot isteyecek arkadaşlar. Undying Tot'ları da gitmeyeceğim slota. Çünkü Undying slotunu da bilmeyen yoktur. Gidip Undying'lerden düşüreceğiz arkadaşlar. Bunu tekrardan geleceğiz buraya. 3 tane Undying Tot itemini düşürdükten sonra Hayesu'ya teslim edeceğiz arkadaşlar. Ve bu bizden Undying Tot'ları aldıktan sonra bize bir kutu verecek. Ve bu kutuyu da Estland Wiseman Pablo'ya götürecekmişiz arkadaşlar. Estland Wiseman Pablo'nun oraya gidelim. Arkadaşlar, Estland Wiseman Pablo için bu arada tren partiyi gördünüz mü bilmiyorum. Estland'a geçiyoruz arkadaşlar.
Estland'a geldik arkadaşlar. Burada Estland Wiseman Pablo şu arkadaşla görüşüyoruz. Ve bu arkadaşla görüştükten sonra bu bizden aldığı item verecek. Aldığı itemin yerine başka bir item verecek. Ve bu itemi yeniden limana götürmemizi isteyecek. Tekrardan limana gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu burada durdurup limanda görüşelim arkadaşlar tekrar. Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Estland'dan Estland Wiseman Pablo ile görüştük arkadaşlar ve tekrardan ondan aldığımız itemi limana getirdik ve limanda Hayesu'ya teslim ettik arkadaşlar. Hayesu da bizden 3 adet Strong Scale of Snake isteyecek arkadaşlar. Bu item de Lamia'lardan düşüyor. Lamia slotunu bilmeyen yoktur. Slota gitmeyeceğim şimdi onu göstermek için. Lamia'lardan 3 adet Strong Scale of Snake itemini düşürdükten sonra bunları limana tekrar geri getireceğiz. Yani buraya Hayesu'ya teslim edeceğiz arkadaşlar. Ve bize bir kutu verecek. Bu verdiği kutuyu da arkadaşlar Moradon'a götüreceğiz. Şimdi gidelim. Moradon'da Blacksmith Heppa'ya teslim edeceğiz arkadaşlar. Bu NPC'nin yerini bilmeyen varsa gösterelim. Ben de yerini unutmadıysam herhalde sağdaki miydi? Herhalde sağdakiydi. Bir deneyelim şansımızı. Bu videoyu biraz fazla durdurduk. Fazla durdur başlat yaptık arkadaşlar. Çünkü git gel yaparken, görev yaparken anlayacaksınız. Gidip gel bayağı uzun olduğu için ondan dolayı durdurup durdurup devam ettik. Aralarda kopukluklar olabilir. Kafanız karışmasın. Özür diliyoruz. Bu kopukluklardan dolayı. Çok fazla da konuştuğumuz için videoyu anlatırken biraz karışıyor konuşmaları bazen. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Moradon'a geldik. Blacksmith Heppa. Burada gördüğünüz gibi buna sağ tık yaptık ve bize limandan verilen itemi buna teslim ettik arkadaşlar. Daha sonra Heppa bize item verecek. Bunu yeniden limana gideceğiz. Ve limanda solda olan artık armada NPC'sine. Oraya şimdi bir daha limana gitmeyeceğim arkadaşlar. Bundan aldığınız itemi limana gideceksiniz. Limanda sol taraftaki armada isimli Mariners armada isimli NPC'ye teslim edeceğiz. Ve o bize Kaptan Recommation itemi diye bir item verecekmiş arkadaşlar. İsmini tam okumadığım bir item. Bu itemi Estland'da Tradel Dır ile götürecekmişiz arkadaşlar. Onun nerede olduğunu da bilmiyorum ama gidelim bir bulalım bakalım. Şimdi arkadaşlar Moradon'da Moradon Blacksmith Heppa ile görüştünüz. Onu tekrar görüştükten sonra verdiği itemi gidip limanda Mariners Armada'ya teslim ettiniz. Ve o da size bir item verecek. Bu itemin adı da Captain Recommendation diye bir itemmiş. Bu itemi de aldıktan sonra Estant'a gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi Moradon'dan geldikten sonra gitmiyorum. Burada siz karıştırmayın. Çünkü git gel uzun olduğu için. Moradon'dan sonra limana gidip görevi teslim ediyorsunuz. Mariners Armada'ya. Daha sonra Estland'a gidiyoruz. Mariners Armada'nın verdiği itemi Estland'da Traders Drill diye bir NPC varmış. Bulabilirsek ona teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Estland'a geçtik. Ben videoyu burada tekrar durduracağım arkadaşlar. O NPC'yi ararken videoyu çekmeyelim boşuna. NPC'yi bulunca yerini gösterip videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Estland'a geçmiştik. Traders Drill kolay bir yerdeymiş. Hemen DM'lere giderken soldaki NPC arkadaşlar. Ondan zaten görünüyor baktığınız zaman. Buna geldik arkadaşlar. Traders Drill ile görüşeceğiz. Ve görev devam Estland'a devam edecek arkadaşlar bundan sonra. Traders Drill bizden 5 adet Blood of Crazy Warrior itemi isteyecekmiş arkadaşlar. Bu itemde Half Troll Busker'den düşecek. Half Troll Busker'lar şu trollerin iç kısmında arka tarafta. Slota gitmeyeceğim. Bunu kendiniz bulursunuz zaten. Hemen trolleri gezerseniz görürsünüz. Troller de şu tarafta kalması lazım. Sol tarafta. Bundan 5 adet Blood of Crazy Warrior itemini düşürdünüz arkadaşlar. Bu itemi topladıktan sonra Tradeldiris'in yanına geliyoruz. Ve burada şu Rock K.O.S.U. nasıl bir ismi varsa işte bu yaratığa NPC'ye veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bizden 2 tane Acid Potion isteyecek. Bunları Sundress'ten alıp teslim edeceğiz buna. Ve aynı NPC yani Sundress'ten 2 tane Acid Pot'u getirip buna verdikten sonra bizden
Aynı NPC 5 adet Hayhgranet kanıya isteyecek. Bunlar da Ainhlo'dan çıkıyor arkadaşlar. Ainhlo'lar şurada. Bunun içinden düşen boynuz gibi bir şeydi herhalde şekli. Tam hatırlamıyorum da. 5 adet o item isteyecek. Hayhgranet kanine diye bir itemmiş arkadaşlar. Bunu da 5 taneyi toplayacağız. Şu Ainhlo'lardan çıkartacağız. 5 tane onu topladıktan sonra geri getirip buna vereceğiz arkadaşlar. Bu sefer bizden 5 tane Tick Harp Troll skin isteyecekmiş. Bunlar da Half Troll kaptandan düşüyormuş arkadaşlar. Half Troll kaptanlar da yine hemen şurası trollerin slotu. Esnaf'ta bilmeyen yoktur. Trollerde Half Troll kaptanları bulacağız. Daha sonra 5 tane o itemi topladıktan sonra bunları da teslim edeceğiz. Ve bizi yeniden Moradon'a Blacksmith Hepba'ya gönderecekmiş arkadaşlar bu. Moradon'da Blacksmith Hepba'ya şimdi tekrar gitmeyeceğim. Az önce gittik, videoyu geri sardırıp görürsünüz onu. Blacksmith Hepba'ya gidip ondan aldığımız iki itemle tekrar Estant'a gelecekmişiz arkadaşlar. Ve itemleri bu arkadaşa teslim edecekmişiz arkadaşlar. İtemleri buna teslim ettikten sonra arkadaşlar bu sefer bizden 5 adet Shining Stone isteyecekmiş arkadaşlar. Bu Shining Stone'lar da yeşil miydi? Göz gibi bir şeydi herhalde. Bunlar da hemen şurada Death Wizard'lar var arkadaşlar. Gösteriverelim. Şunlar arkadaşlar. Death Wizard'ları keseceğiz. 5 tane Shining Stone itemini toplayacağız arkadaşlar. Bunları da geri teslim ediyoruz bu arkadaşa. Bu sefer 5 adet Safe Goat Horn isteyecekmiş arkadaşlar. Bu da Satyros'tan çıkıyor arkadaşlar. Satyros slotu gene yerini gösterivereyim ama kolay da bilmeyen varsa hemen şu troll slotuna gidiyorsunuz arkadaşlar. Trollerde troll kaptanların arkasına titanlar var ileride biliyorsunuz. Hemen onların ilerisinde troll kaptanların arkasına kalıyor. Troll berserker miydi, kaptan mıydı tam hatırlamıyorum. Trollerin dibine doğru gittiğiniz zaman Satyros'ları göreceksiniz arkadaşlar. Satyros'tan topladığınız 5 tane itemi de Trades ile pardon şu Rakkeusa'ya teslim edeceğiz. 5 tane Safe Goat Horn itemini topladıktan sonra Satyros'tan buna vereceğiz geri. Bu sefer Trades Drill ile konuşmamızı isteyecek arkadaşlar. Bununla konuşacağız. Konuştuktan sonra üstümüze Estant Excellent Choice diye bir item verecekmiş arkadaşlar. Bu itemi de Moradon'a gidip Grand Merchant Kayışan'a götürecekmişiz. O da bize Trade Contract veriyormuş. Öyle bir item veriyormuş. Bunu da tekrar drill'e getirip teslim edecek ve görevi bitirecekmişiz arkadaşlar. Bu görev biraz karışık. Bütün slotlara gitmedik ama yerlerini tarif ettim. Biliyorsunuzdur birçoğunuz zaten. Bir tek şu anda şeye gitmedik arkadaşlar. Grand Merchant Kayışan'a gitmedik Moradon'da. Moradon'daki o Kayışan NPC'si de yukarı taraftaki NPC. Direkt merdivenden çıkıyorsunuz. Arkadaki ikinci merdivenden çıkarken alttaki veya üstteki de herhalde. Oraya teslim ettiğiniz zaman bize verdiği itemi de en son getirip Drell'e verip bitiriyormuşuz görevi arkadaşlar. Ve 5. chat görevini de bu şekilde bitirmiş oluyormuşuz arkadaşlar. Bu videomuz biraz karışık gelebilir size anlatırken ama videoyu durdura durdura veyahut da istediği itemlerin yerlerini, nereden çıktıklarını izlemek amacıyla, NPC'lerin nereden olduğunu öğrenmek amacıyla faydası olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yararlı olur videomuz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Sesli Bilgiler TR kanalı olarak videolarımıza yorum bırakarak, beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.